Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte teok matematiğin konusu olan üçgen çizimi, özel üçgenler konusuna değineceğiz. İlk olarak üçgen çizimine bir göz atalım. Üçkenar uzunluğu verilen üçgeni çizebilmemiz için örneğin 5, 6, 8 cm olan kenar uzunlukları böyle bir üçgen çizebilmemiz için elimizde pergel ve cetvel yardımı ile çizebiliriz. Örneğin elimizde bir cetvel olsun. Cetveli ölçerek ilk olarak bir kenarın uzunluğunu çizelim. 8 cm olarak ölçtük cetvelimizi ve çizdik. BC uzunluğunu çizdik. Daha sonra yapmamız gereken işlem diğer uzunluğu 5 cm olan AB kenarını çizebilmemiz için pergelimizi 5 cm kadar açıp B noktasına koyup şu şekilde bir yay çiziyoruz. Daha sonra aynı diğer AC kenarını bulmamız için 6 cm uzunluğunda açıyoruz pergelimizi ve C noktasına koyup bir başka yay çiziyoruz. En son olarak da bu çizdiğimiz yayların kesim noktasını A noktası deyip B ve C kenarlarına birleştirip üçgenimizi elde ediyoruz arkadaşlar. İki kenar uzunluğu ve aralarındaki açının ölçüsü verilen üçgen çizimine bakacak olursak da bunun için de bizim bir açı ölçere ihtiyacımız var. Aynı şekilde AB kenarının uzunluğu 5 cm, AC kenarının uzunluğu 6 cm ve 45 derece olan CAB açısının ölçüsü 45 derece olan ABC üçgeni çizmemiz için açı ölçer, cetvel ve pergel kullanmamız gerekiyor. İlk olarak yapmamız gereken işlem yine bir diyelim ki AC kenarının uzunluğu 6 cm'di. Cetvelimizden 6 cm ölçerek bu AC kenar uzunluğunu çiziyoruz. AC kenar uzunluğunu çizdik. Daha sonra yapmamız gereken işlem açı ölçerimizi A merkezine koyup 45 derecelik bir açı verip bir ışın çiziyoruz. Açı ölçerimizi ölçtük. A noktasında 45 derecelik bir açıyla daha sonra bu 45 dereceden geçen bir ışın çiziyoruz. Üçüncü adımda ise pergelimizi 5 cm açıp bu A noktasına koyup 5 cm pergelimizi açıp arkadaşlar bir yay çiziyoruz. Daha sonra bu yayın ışınımı kestiği nokta az önce çizmiştik. Bu yayın şu ışınımı kestiği noktayı B noktası olarak alıyoruz arkadaşlar. Bu B noktasını da C noktasıyla birleştirdiğimizde uzunluğu 5 cm ve 6 cm olan iki kenar uzunluğu 5 cm ve 6 cm olan CAB açısının ölçüsü de 45 derece olan bir üçgen elde edebiliyoruz. İki açısı ve o iki açının arasında kalan kenar uzunluğu verilen üçgen çiziminde de yapmamız gereken işlemler yine aynısı arkadaşlar. Örneğin ABC açısı 55 derece, BCA açısı 65 derece ve BC kenarının uzunluğu 5 cm olan AB üçgenini yine aynı şekilde açı ölçer ve cetvel kullanarak çizebiliriz. İlk olarak BC kenarımızın uzunluğuna cetvel yardımıyla ölçerek 5 cm olarak çizdik. Daha sonra açı ölçerimizi B noktasına koyarak 55 derecelik bir ışın çiziyoruz. Aynı şekilde C noktasına koyarak 65 derecelik bir ışın çiziyoruz. Daha sonra bu iki ışının kesişim noktasını A noktası olarak işaretleyerek ABC üçgenimizi elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Özel üçgenler. Özel üçgenlerde önemli olan ilk olarak Pisagor bağıntısına bakalım. Dik üçgende dik kenarların uzunluklarının karelerinin toplamı hipotenüs uzunluğunun karesine eşittir. Yani şekilde bakacak olursak ABC dik üçgenimizde dik kenarlar neler arkadaşlar? C kenarı ve A kenarı bizim dik kenarlarımız. 90 dereceyi gören kenar ise bizim hipotenüsümüz oluyor. Bu durumda neydi Pisagor bağıntısı? Hipotenüsün karesi yani B kare eşittir diğer iki kenar uzunluklarının karelerinin toplamına eşit. A kare artı C kare şeklinde. Örneğin arkadaşlar ABC üçgeninde bir kenar uzunluğu, dik kenarların uzunluğu 3'e 4 cm olan bir üçgen verilmiş. Bize hipotenüsün kaç olduğu sorulmakta.
Ne yapıyorduk arkadaşlar? Hipotenüsün karesi x kare eşittir diğer iki dikkenarın karelerinin toplamına eşitti. Bu durumda 3'ün karesi artı 4'ün karesine eşit. İşlemimizi yapacak olursak 3'ün karesi 9 artı 4'ün karesi 16. X kare eşittir 25. Her iki tarafın karekökünü alırsak arkadaşlar x eşittir buradan 5 olarak elde edilir. Yani bizim hipotenüsümüzün uzunluğu 5 cm olarak bulunmaktadır. Örneğimizde BC kenarı 5 cm, AB kenarı 9 cm bize X AB'nin X kaç cm olduğunu soruyor. Bu sefer arkadaşlar bize dik kenarlardan birini soruyor. Hipotenüs verilmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Yine aynı işlemi yapacağız. Hipotenüsün karesi eşittir diğer dik kenarların karelerinin toplamına eşit. Yapalım. Hipotenüsümüz 9. 9'un karesi eşittir x'in karesi artı 5'in karesi. Karesi artı 5'in karesi. 9'un karesi 81. X kare artı 25. 25'i karşı tarafa atıp x kareyi yalnız bırakırsak x kare eşittir 81 eksi 25. X kare eşittir 56. X'imiz ne arkadaşlar? Bu durumda her iki tarafın karekökünü alırsak kök 56 olarak karşımıza çıkmakta. Bir başka örneğimizde bize BC x kenar uzunluğunu istenmekte. Yapmamız gereken işlem nedir arkadaşlar burada? Bu dörtgene baktığımızda şuradan B kenarından aşağı bir dik çizelim arkadaşlar. Buraya H diyelim. Gördüğünüz üzere şimdi AB HD uzunluğu bir dikdörtgen şekline döndü arkadaşlar. Dik indiğimizde burası 5 cm ise burası da 5 cm. Burası 12 cm ise arkadaşlar burası da 12 cm. AB HD dikdörtgeninde karşı kenarlar birbirlerine eşit. Bizim DH uzunluğumuz 21 cm idi arkadaşlar. DH uzunluğumuz ne? 5 cm. DC uzunluğumuz tamamı 21'di. Bu durumda HC uzunluğumuz kaç olur arkadaşlar? 21-5'ten 16 olarak şu uzunluğu bulabiliriz. Şimdi yapmamız gereken işlem ne arkadaşlar? BHC üçgenine bakarsak az önce yaptığımız işlemlere döndü mü? Pisagor bağıntısını uygulayabilir miyiz? 90'ın karşısında hipotenüsü bulabilmek için diğer iki dik kenarların karelerinin toplamı değil miydi arkadaşlar? Bu durumda 12'nin karesi artı 16'nın karesi eşittir x kare. 12'nin karesi 144, 16'nın karesi 256, o da eşittir x kare. Buradan arkadaşlar 144 ile 256'yı toplarsak ne gelir arkadaşlar? Toplayalım. 10, 400. X kare eşittir 400 olur. Her iki tarafın karekökünü alırsak x eşittir 20 olarak karşımıza çıkmakta. Yani BC uzunluğumuzu 20 cm olarak elde etmiş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları tam sayı olan dik üçgenlere bakalım. Kenar uzunlukları tam sayı olan dik üçgenleri bildiğimiz zaman Pisagor bağıntısı yapmamıza gerek yok. Yani Pisagor'u yapmadan da kolaylıkla hesaplayabiliriz. Örneğin 3, 4, 5 üçgeni. Dik kenarların uzunluğu 3'e 4 olan, hipotenüsü 5 olan bir üçgende bu diğer tam sayı dediğimiz zaman 6 yani 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı dik kenarlar bu şekilde ise hipotenüsümüz de direkt 2 katı olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Yani x'in karesi eşittir. Yani 5'in karesi eşittir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi şeklinde yapmamıza gerek yok. Eğer tam katlarıysa dik kenarlar 3, 4, 5'in tam katıysa hipotenüsü direkt tam katından bulabiliriz. Örneğin işte 3, 4, 5 katları neler arkadaşlar? 6, 8, 10 olabilir.
3 katı ne? 9, 12, 15 olabilir. Hepsinin 4 katı ne arkadaşlar? 12, 16, 20 olabilir. Az önceki soruda yaptığımız gibi. Örneğin burada 12, 16, 20 çıktı değil mi arkadaşlar? Bu işlemi yapmadan da direkt kısa yoldan 3'ün 4 katı, 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 3, 4, 5 üçgenimizde o zaman hipotenüste 5'in 4 katı şeklinde 20 olarak burayı direkt şu büyük işlemi yapmadan da elde edebilirdik. Bir başka özel üçgenimiz 5, 12, 13 üçgeni. Aynı şekilde bunda da tam katlarını hesap direkt Pisagor bağıntısını uygulamadan da tam katlarını yazabiliriz. Örneğin 10, 24, 26, 3 katı 15, 36, 39 şeklinde direkt tam katları olduğunda Pisagor'u yapmamıza gerek yok. Bir başka özel üçgenimiz 8, 15, 17 üçgeni. Bu da yine aynı şekilde tam katları olduğunda Pisagor bağıntısı uygulanmadan direkt yazılabilir. Örneğin 2 katı 16, 2 katı 30, 2 katı 34 şeklinde direkt yerlerine yazabiliriz. Bir başka özel üçgenimiz 7, 24, 25 üçgeni. Diğer üçgenlerde olduğu gibi bu üçgende de tam katlarını direkt yazıp Pisagor bağıntısını hesaplamadan direkt tam katları olduğunda yazabiliriz. Örneğin dik kenarlardan biri 14, 2 katı, 24'ün 2 katı 48 ise hipotenüsü direkt 14'ün karesi, 48'in karesi eşittir. Buraya x derip x'in karesi diye hesaplamamızdan ziyade direkt 7'nin 2 katı, 24'ün 2 katı bu durumda hipotenüste 25'in 2 katı olacak şeklinde yani 50 olacak şeklinde diyebiliriz arkadaşlar. Örneğin bakalım. ABC ve BC de dik üçgenlermiş arkadaşlar. Bize AB kenarıyla AC kenarını vermiş. DC kenarını da vermiş. Sorduğu x. Ne yapıyorduk arkadaşlar? 6, 8 neydi? 3'ün 2 katı, 4'ün 2 katı. Bu durumda hipotenüs ne olacak? 3, 4, 5 üçgeni vardı. 2 katı. 6, 8, 10 üçgeni. Buraya bakalım arkadaşlar. Bu nasıl olacak arkadaşlar? Ne üçgenimiz vardı özel üçgenlerden? Hangisine uyuyordu? Ona bakmamız gerekiyor. Örneğin 3, 4, 5 olur mu? 3, 4, 5 olmaz. Neden? Çünkü 26, 5'in herhangi bir katı değil hipotenüsün. O zaman 5, 12, 13 üçgenine bakalım. 5, 10, 5'in 2 katı. 26, hipotenüsümüz neydi? 13'tü. 5, 12, 13 üçgeninde. 26 da 13'ün tam katı. Bu durumda o zaman burada x'imiz ne olacak arkadaşlar? 12'nin tam katı olacak. Yani 2 katı olacak. O zaman 24 olarak x'imizi direkt bulabiliriz. Bir başka örneğimiz AB uzunluğu 80 metre, BC uzunluğu 150 metre bize A ile C arasındaki en kısa mesafeyi soruyor. Şimdi arkadaşlar yapmamız gereken işlem neydi? Daha önce öğrendiğimiz dik kenarların karelerin toplamı hipotenüsün karesine eşitti. Ama burada şimdi direkt 80'in karesi artı 150'nin karesi deyip uzun uzun işlem yapmamızdan ziyade direkt bakabiliriz. Ne üçgenimiz vardı arkadaşlar bizim? 8, 15, 17 üçgenimiz yok muydu? Bu durumda AB uzunluğuna bakarsak ne arkadaşlar? 8'in 10 katı. BC uzunluğuna bakarsak ne arkadaşlar? 15'in 10 katı. Bu durumda hipotenüsümüz ne olacak? 17'nin 10 katı. Yani 170. Direkt A ile C arasındaki en kısa mesafeyi 170 metre olarak bulabiliriz. Uzun uzuna 80'in karesi artı 150'nin karesi işte buraya x deyip x'in karesi dememizden ziyade özel üçgenler olduğu zaman arkadaşlar böyle tam katlarından direkt yazabiliriz. Bir başka örneğimiz şekildeki ABC üçgeninde AB eşittir AC 15 yani ABC üçgeni ikizkenar üçgenmiş arkadaşlar. BC kenarına ait yükseklik kaç santimetredir diyor. Bu durumda arkadaşlar A açısından bize BC kenarına ait yüksekliği soruyor. H bu yüksekliği soruyor ve şöyle bir tanım var arkadaşlar. İkizkenar üçgende tabana inilen dikme tabanı iki eşit parçaya böler. Yani şu kenarla bu kenarın uzunluğu birbirine eşittir. Tabanımız neydi arkadaşlar? 18. Bu durumda burası 9, burası
9 oldu. Şimdi arkadaşlar bakalım. H 15 9. Dik üçgende Pisagor bağıntısını uygularak H'ı bulabiliriz. Ama bakalım bu herhangi bir özel üçgenin tam katı mı? Diyelim ki 3 4 5 üçgenimiz var bizim. Hipotenüsümüz 5'in 3 katı. 5'in 3 katı. Alttaki kenar 3'ün 3 katı değil mi arkadaşlar? Bu durumda H ne olacak? 3 4 5 üçgenimiz vardı. H da 4'ün 3 katı olacak. Tamam, o zaman H'ımızı direkt 4 çarpı 3 eşittir 12 olarak bulabiliriz. Yani BC kenarına ait yüksekliğimizi 12 olarak elde etmiş bulunmaktayız. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.